Çok lazım olabilir. gruplarında en çok konuştuğumuz, tartıştığımız sorulardan bir beş tane soru seçtik arkadaşlar sizin için. Çünkü bu sorularla ilgili cevapları açık olan arkadaşlarımız kapatırsa Özlem Hanım'ı daha iyi duyabiliriz. Şimdi transfüzyon kontrol formlarının doldurulması ve bunların doldurulma sıklığı ile ilgili bir konumuz var. Bildiğiniz gibi 2016 ve 2020 yılındaki hemovigilans rehberlerinde bu formun doldurulması görevi hemovigilans hemşiresine verilmiş bir görev. Peki bu formu hangi sıklıklarla dolduracağız? Her transfüzyonda dolduracak mıyız? Kim dolduracak? Nasıl dolduracak gibi konularda çok sık soru geliyordu. Bununla ilgili bir hızlıca bir bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Her transfüzyon için dolduralım mı? Aslında evet, her transfüzyon için dolduralım ama bu çoğu zaman mümkün olmayabiliyor. Çünkü transfüzyon sayılarının çok fazla olduğu hastanelerde bu maalesef mümkün değil. Ve bu formu doldurabilmeniz için o transfüzyonu baştan sona kadar siz hemovigilans hemşiresi olarak izlemeniz gerekiyor. İzlemediğiniz bir transfüzyon için bir form dolduramazsınız. Gerekli gördüğü durumlarda doldurabilir mi? Evet, tabii ki gerekli gördüğü durumlarda doldurabilir. Mesela bir klinikten transfüzyon süreçleriyle ilgili sıklıkla hatalar ya da eksikler tespit ediyorsa o kliniğe daha çok ziyarette bulunur ve transfüzyon kontrol formunu daha çok doldurur. Ayda belirli sayılarda randevumuzu olarak doldurabilir miyiz? Evet, bu da bir yöntem. Ayda belirli sayılarda doldurabiliriz. Ama yine bu bir plan çerçevesinde ilerlemesi gerekiyor. Aslında önerilen ve en çok yapılması gereken bir plan dahilinde doldurmamız gerekiyor. Nasıl bir plan dahilinde yapıyoruz? Hem bu formu doldururken hem transfüzyonu baştan sona kadar izliyoruz hem de bu formu dolduruyoruz. Nasıl yapabiliriz? Pazartesi cerrahi kliniklere gidebiliriz. Salı dahili kliniklere gidebiliriz. Çarşamba acile gidebiliriz. Cuma yoğun bakımlara gidebiliriz. Bunun gibi kendimize bir plan oluşturup bu plan dahilinde transfüzyon sürecini ürünün kan bankasından teslim alınmasından hastaya transfüzyonun tamamlanmasına kadarki süreci baştan sona kadar bu transfüzyon kontrol formu eşliğinde izlememiz gerekiyor. Peki transfüzyon kontrol formu nedir diye soranlar olabilir aranızda, yeni başlayanlar olabilir, rehberi yeterince incelememiş olabilir. Transfüzyon kontrol formumuz bu arkadaşlar, rehberdeki haliyle. Şimdi burada sizinle paylaşıyorum. Bu formda 4-5 tane bölüm var. Transfüzyon öncesindeki süreçler, transfüzyon başlamadan önceki hastanın hazırlığıyla ilgili süreçler, transfüzyon esnasında transfüzyonu gerçekleştiren hemşire arkadaşların gerekli kontrolleri yapıp yapmadığı, uygun şekilde transfüzyonun başlatılıp başlatılmadığı, takip edilmediği ile ilgili süreçler, keza transfüzyon sonrası reaksiyon gelişirse ya da istenmeyen bir durum olursa bunlarla ilgili uygunsuzluklar var mı, yok mu, prosedürlere uygun yapılıyor mu? Bununla ilgili ve transfüzyon süresiyle ilgili. Yani ne diyorum? Mesela transfüzyon ürün kan bankasından teslim alınmış, transfüzyon tamamlanmış, 4 saati geçmiş mi, geçmemiş mi? Önerilen sürelerde transfüzyon yapılmış mı, yapılmamış mı? Bununla ilgili süreçlerin olduğu bu 5 bölümü var. Bu formu baştan sona kadar izlediğimiz transfüzyonlarda hemovigilans hemşiresi tarafından dolduruluyor. Bu soruyu neden özellikle cevaplamak istedik? Çünkü bazen farklı uygulamalarla karşılaşılabiliyor. Mesela transfüzyonu gerçekleştiren hemşire doldurabiliyor. Hemovigilans klinik sorumluları mı doldursun deniyor. Ya da hemovigilans hemşiresi hiç transfüzyonu izlemiyor. Sadece transfüzyon takip formu eşliğinde kendisi dolduruyor. Bunlar yanlış uygulamalar. Bu formu servislerde, kliniklerde izlem yaptığımız, baştan sona kadar izlediğimiz transfüzyonlarda doldurmamız gereken bir form. Peki bu formu doldurduk. Öyle dursun mu bir kenarda? Hayır, durmasın. Önerilerimiz, tavsiyemiz bu formda izlenmedikten sonra gözlemlediğiniz transfüzyon süreciyle ilgili işletim prosedürlerinizde, standart işletim prosedürlerinizde ya da rehberde yazılı olan yönergelerle ilgili uygunlukları değerlendiriyoruz. Düzgün yapılmış mı? Prosedürlere uygun mu? Gibi böyle bir form var. Benzerini tasarlayabilirsiniz. Aynısı olmak zorunda değil. Ama bu izlemlerde elde ettiğimiz verileri değerlendirmemiz ve buna göre ileride faaliyetlerde bulunmamız lazım. Yani bu değerlendirme bizi ne işe yarayacak diyeceksiniz. İşte şu işe yarayacak. Eğitim faaliyetlerini planlama işine yarayacak arkadaşlar.
Biliyorsunuz hemojdans rehberinde hemojdans hemşiresinin görev tanımı açıklanırken şöyle bir ibare var. Belirli periyotlarda hastane çalışanlarına transfüzyon güvenliği ile transfüzyon uygulamaları ile ilgili periyodik eğitimler düzenlememiz bekleniyor. Peki biz bu eğitimleri neye göre düzenleyeceğiz? Hani rastgele kafamıza göre düzenlemeyeceğiz. Biraz önce formlarda izlediğimiz transfüzyon süreçleriyle ilgili elde ettiğimiz veriler doğrultusunda eğitim planlarımızı buna göre değerlendireceğiz. Ve eğitimlerimizi mutlaka bir plan dahilinde gerçekleştirirsek hem verimliliği artacak eğitim faaliyetlerimizi hem de geri dönüşleri çok daha başarılı sonuçlar elde edeceksiniz hastanemizle ilgili. Mesela bununla ilgili de örnekler verebiliriz. Oryantasyon eğitimlerimiz var. Hastaneye yeni başlayan personeller için. Periyodik transfüzyon uygulamalarına yönelik eğitimler düzenleyebilirsiniz. Ve hastanemizdeki hemovijilans iş ve işleyiş süreçleriyle ilgili, reaksiyon bildirim süreçleriyle ilgili eğitimler düzenleyebilirsiniz. Burada hedef kitle önemli. Yeni başlayan hemşire mi, deneyimli hemşire mi, asistan, ekibiniz mi, büyük bir eğitim araştırma hastanesiyseniz internleri bile dahil edebilirsiniz. Koordinatörlerinizle işbirliği içerisinde olarak. Ve dinleyici odaklı eğitim faaliyetlerinde bulunmanız oldukça da önemli. Burada mesela geri dönüşlerde benim özellikle burada tecrübemi paylaşmak istiyorum. Çok faydalı buluyorum. Mesela insanları konferans salonlarına, bir toplantı odalarına, kalabalık gruplar halinde değil de daha çok çalışma alanlarında birebir göz teması kurarak, soru sormalarına fırsat vererek eğitim faaliyetlerinde bulunursanız daha verimli sonuçlar alabiliyorsunuz. Personel devir hızı da burada çok önemli. Özellikle çok büyük hastanelerde çalışanların hızlıca sirküle olduğu, grupla toplu halde alımların olduğu hastanelerde yeni başlayanlara mutlaka kliniklere çıkmadan önce, nöbetlere geçmeden önce oryantasyon eğitimlerinizi düzenlemeniz oldukça önemli. Kan ürünleri kullanım sayısı da eğitim faaliyetlerinizi planlarken önemli olmalı. Özellikle az transfüzyon yapan kliniklere daha çok ziyaret ve daha çok eğitim diyoruz. Çünkü çok az kullandıkları için unutma olabiliyor. Yanlış uygulama alışkanlıkları oluyor. Bu alışkanlıkları değiştirmekte zorlanabiliyorlar buna yönelik ve kliniğin ihtiyacına göre. İstenmeyen bir olay ya da standart işletim prosedürlerinde bir uygunluk tespit ettiyseniz o kliniğe de mutlaka eğitim planlamanız gerekiyor. Şeklinde bu şekilde eğitim faaliyetlerimizi yürütebiliyoruz ve mutlaka eğitiminizin verimliliğini de değerlendirin. Ön test, son test soruları hazırlayın. Güncel verileri kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbıyla ilgili güncel verileri, bilgileri takip edin, yayınları okuyun ve eğitimlerinizi buna göre revize ederek, ön test, son test yapıp etkinliğini değerlendirerek de bu tür faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Peki şunu sorabilirsiniz, nasıl yapacağım, bu planlamayı nasıl yapacağım, nasıl organize olacağım? Hastanelerimizin eğitim birimleriyle işbirliği içerisinde olarak bu faaliyetleri planlayabilirsiniz. Mutlaka eğitim birimiyle işbirliği içerisinde olalım. Bu da son zamanlarda sık sorulan bir formdu. İzlenmenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ibaresi yer almakta. Biliyorsunuz transfüzyon takip formları. Hastane içinde gerçekleştirilen her transfüzyon için mutlaka transfüzyon izlen formu. Bazı hastanelerde takip formu diye de geçiyor ama rehberdeki adıyla transfüzyon izlen formu. Bu izlen formuyla biz transfüzyon gerçekleştiren hemşire uygunlukları kontrol ediyor. Kan grubu, cross match, hasta bilgileri, torba bilgileri, vital bulguların kontrolü ve en sonunda da ıslak imzalı olarak bir nüshası mutlaka transfüzyon merkezine geri dönmesi gerekiyor. Bunu kim arşivleyecek, kim saklayacak, kim ne yapacak gibi sorular sık geliyor. Şimdi rehberde bildiğiniz gibi ibare transfüzyon takip formlarıyla yapılıp yapılmadığının kontrolü hemojdans hemşiresine verilmiş. Ama arşivlemenin kim tarafından, nerede, ne şekilde yapılacağı ile ilgili rehberde net bir ibare yok. Ama şöyle bu konuda transfüzyon merkezi sorumlunuzla mutlaka işbirliği içerisinde çalışmanız lazım. Gerçek olan şu ki bu takip formları mutlaka eğer HİMS-7 hastane sertifikanız yoksa ki bu sertifikaya sahip Türkiye'de sadece 6-7 tane hastane var. Onun dışındaki yani yüzlerce hastanede bu sertifika yok. O yüzden transfüzyon takip formları mutlaka ve mutlaka transfüzyon merkezine ıslak imzalı olarak geri dönecek ve arşivlenecek.
Bu konuda Transisyon Merkezi sorumlu teknisyeniyle işbirliği içerisinde çalışıp bir görev paylaşımında bulunabilirsiniz. Yani ofisiniz nerededir, arşiviniz nerededir, hastaneye göre farklılıklar gösterebilir ama nacizane tavsiyem Transisyon Merkezi sorumlunuz en yakın mesai arkadaşlarınızdan biridir. Onunla bu konuda iletişim içerisinde olmanızı öneriyorum. Hocalarımın bu konuyla ilgili eklemek istediği bir şey varsa bizimle sunumun sonunda paylaşacaklardır. Bu da sık yaşanan, sonu konulan tartıştığımız bir konu. Kan ve kan bileşenlerinin hasta ile başka bir merkeze transferi yapılabilir mi? Şimdi bununla ilgili rehberdeki ulusal kan ve kan bileşenleri hazırlama, kullanıma ve kalite güvencesi rehberi sayfa 252'deki ibare şu şekilde. Eğer hastanın transferi esnasında transfüzyona ihtiyacı olacaksa hastaya takılı olarak iki ünite bileşenin transferi uygun. Ama buradaki aciliyet durumunun çok iyi değerlendirilmesi lazım. Buna izniniz olursa bir örnekle açıklamak istiyorum. Hasta geldi acile, büyük bir yaralanması var, kanaması var ve siz küçük bir hastanesiniz. Elinizde yeterince bu hastaya müdahale edecek ekipman yok ve hastanın sevkine karar verildi. Hastaya ilk müdahalesi yapıldı, transfüzyon başlandı. Bu esnada hasta daha büyük bir merkeze sevk edilecek. Bu hastaya takılı olarak ürünleri transferini sağlayabilirsiniz. Transfüzyon merkezinden izin alınması gerekir, haber verilmesi gerekir, izlenebilirlikle ilgili sıkıntı yaşamamak için gerekli kayıtlar tutulur ve hastayla birlikte sevki sağlanır. Fakat onun dışında ben hastayı başka hastaneye gönderiyorum, hazırladığım ürünleri de verin, hastayla beraber takılı olmadan 112 personeline ya da hasta yakınına teslim edip bir ürünün bir hastaneden başka bir hastaneye rahatlıkla sevkini sağlayamayız. Bununla ilgili ileride yasal ve hukuki sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Yani ileride bununla ilgili hukuki bir sıkıntıya yaşamamak için mutlaka ve mutlaka bu aciliyet kavramını çok iyi değerlendirmek ve keyfi uygulamalardan kaçınmak gerekir. O oldukça önemli. Bu yüzden bu konuda altını çizmek istiyorum. Özellikle son zamanlarda yaşanan kan stoklarındaki sıkıntıdan dolayı klinisyenlerden size bu tarz talepler gelebilir, geliyordur da mutlaka. Özel hastaneye sevk etmek istiyor. Beraberinde hazırlattığı ürünleri de göndermek istiyor. Yani böyle bir uygulama ileride çok ciddi sıkıntılarla sokabilir. Çünkü zira mevzuata ve rehbere aykırı bir iş yapmış olursunuz. Bu konunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Bununla ilgili detaylı sorusu olmak isteyen arkadaşlar varsa yine gruba yazsınlar. Oradan da tekrar tartışabiliriz. Sabah da bununla ilgili kısa bir yine grupta yazışmalarımız oldu. Kan hizmetleri bilgi yönetim sistemine hangi verilerin girileceğiyle ilgili bir slide hazırlamak istedim. Şimdi transfüzyon merkezi hemovigilans birimi tarafından tüm hemovigilans iş süreçleri kan hizmetleri bilgi yönetim sistemine manuel olarak kaydedilir. Bunlar ne? Bağışçı reaksiyonları, transfüzyon reaksiyonları, bileşen kullanım bilgileri, imha oranları, istenmeyen olaylar, istenmeyen reaksiyonlar, bağışçı red nedenleri, bağışçı enfeksiyon tarama sayıları eğer bağış alıyorsanız tabii ki, immünohematolojik test sayıları, kan ve kan bileşenleri, imha sayıları, imha nedenleri ve yıllık istatistikler olarak transfüzyon merkezi faaliyet formu. Bildiğiniz gibi biz transfüzyon reaksiyonu geliştiğinde bir hastada ne yapıyoruz? İlk önce hastane içerisindeki süreçleri tamamlıyoruz. Ciddiyet derecesi bir olan transfüzyon reaksiyonları için. İlk önce hastanedeki işleyiş sürecini tamamlıyoruz, bildirimleri tamamlıyoruz. Ondan sonra oturup bu transfüzyon reaksiyonu kan hizmetleri bilgi yönetim sistemine giriyoruz. Ne yapıyoruz? Önce transfüzyon bilgisini kaydediyoruz. Daha sonra transfüzyon reaksiyonu ile ilgili bilgileri kaydedip en sonunda doğrulama kısmını kaydediyoruz. Bu görev aslında rehberde hemojinans koordinatöründe tanımlanmış bir görev. Biz burada transfüzyon bilgisini giriyoruz. Koordinatörümüzde reaksiyonla ilgili bilgileri girip en son kaydediyoruz. Aylık ve yıllık istatistikleri de ayrıca transfüzyon merkezi sorumlusuyla ve hemovigilans koordinatörümüzle birlikte kan hizmetleri bilgi yönetim sistemine giriyoruz. Bununla ilgili veri girişiyle ilgili aslında rehberdeki kısımda özetle bu. Ama bazen farklı talepler, farklı istekler ya da farklı uygulamalar olabiliyor. Bununla ilgili de yine çalışmalarımız devam ediyor. Gruba yazın, sorun, araştırıp size bununla ilgili de geri dönüşlerimiz olacak.